Bir Rasputin, özgün tarz sahibi mistik, Çar 2. Nikola'nın sırdaşı, bir suikast sonucu öldürülüyor. Rus katiller, Rasputin'in Çar ailesi üzerindeki etkisinin aşırıya kaçtığına inanıyor. Rasputin cinayeti bir asır boyunca tartışmaya açılmamıştı bile. Ama gizli belgeler, onun ölmesini isteyen başka düşmanlarını da ortaya çıkardı. Cinayet gecesi olay yerinde başka kimler vardı? Elde edilen bilgiler bu komplo konusunda son 100 yıl boyunca bildiklerimize tümüyle yeni bir bakış açısı getirdi. Otopsi fotoğrafları yeniden araştırıldı. Silahı kimin kullandığını anlamak için gelişmiş balistik testler uygulandı. Şimdi Rasputin'in gizemli dosyasını açıyoruz. ...1905, Çarlık Rusyası tahtında Çar 2. Nikola bulunuyor. 300 yıldır ülkeyi Romanov Hanedanı yönetiyordu. Nikola'nın imparatorluğu doğuda Çin'e, batıdaysa Almanya'ya kadar uzanmaktaydı. Bu gücün merkezi başkent St. Petersburg'da yer alan Kış Sarayı'ydı. Çar'ın Alman eşi Çariçe Aleksandra'nın 4'ü kız 1'i erkek, toplam 5 çocuğu vardı. En küçükleri olan veliaht Alexei ailenin göz bebeğiydi. Ama Çar ve Çariçe'nin halktan gizlediği karanlık bir sır vardı. Alexei hanedanı tehdit eden bir hastalıkla doğmuştu. Hemofili, kanın pıhtılaşmaması anlamına gelen kalıtsal bir hastalıktı. Ve bundan 100 yıl önce tedavisi yoktu. Alexei kötü bir yaralanma sonucu ölebilirdi. Tarihçi ve yazar Helen Rapaport ailenin yaşadığı zorlukları anlatıyor. Alexei küçükken doğal olarak diğer erkek çocuklar gibi koşup oynamak istiyordu. Yakın gözlem altında tutulduğu halde arada sırada bir yere çarpıyor ya da düşüyordu. Ve o zaman zavallı çocuk çok ciddi acılar çekiyordu. Romanovlar tahtın velayeti konusunda halkın güvenini sarsmamak için Alexei'nin hastalığını titizlikle gizliyordu. Çariçe Aleksandra yardım almak umuduyla Ortodoks Kilisesi'ne yöneldi. Kendini dine verdi. Ama oğlunun iyileşmesine yararı olmadı. Bir veliaht ve bir oğul yetiştirme onda saplantı haline geldiği için Alexei'yi yaşatmayı da saplantı haline getirip bu amaçla Rasputin gibi birine başvurup yardım istemesi kolay anlaşılabilir bir durumdu. 1 Kasım 1905'te Sibirya'dan gelen köy kökenli bir inançla şifa ustası olan gizemli Grigori Rasputin bu derin umutsuzluk döneminde devreye girdi. Rus kraliyet ailesi konusunda uzman tarihçi Charlotte Zipwat anlatıyor. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyıl başlarında St. Petersburg'da spiritüel deneyimlere ve bu tür öykülere açık bir ortam vardı. Ve Rasputin tam da bu noktada ortaya çıktı. İnançla şifa alanındaki sözüm ona mistik güçleri sayesinde Rusya'nın yüksek sosyetesinde kolaylıkla yer edindi. Rus tarihi konusunda uzman Brian Moynihan anlatıyor. St. Petersburg'a tıpkı bir ortaçağ roketi gibi geçmişten geldi. Şık salonlarda, hep birlikte saygın ortamlarda çay içerken o, sosyeteyi Sibirya maceralarıyla eğlendiriyor. Hayatında hiç köylü görmemiş olan bu insanlara köylü öyküleri anlatıyordu. Çar bir mektubunda şöyle diyordu. Kaç gün önce Tobol kırsalından bir köylüyü kabul ettim. Çariçe'yi ve beni fazlasıyla etkiledi. Nikola ve Aleksandra Rasputin'i ilk gördükleri anda onu sevmiş ve çok etkilenmişlerdi. Çocuklarla tanışması için onu Aleksandr Sarayı'na davet ettiler. Burası St. Petersburg'un 25 kilometre güneyindeki Aleksandr Sarayı. Rasputin'den ilk kez burada kraliyet ailesi için bir şifa seansı yapması istendi.
Rasputin genç prense dua okudu ve çocuk rahatladı. Huzur içinde uyudu. Ve ertesi gün uyandığında ağrısı tümüyle ortadan kalkmıştı. Olağanüstü bir ikna gücüne sahipti. Bunun sebebi açıklanamadı ve büyük ihtimalle asla açıklanamayacak. Sanki bir tür hipnotizma gibiydi. Çariçe'ye göre Rasputin mucizeler yaratabilirdi. Romanov ailesiyle olan yakınlığı nedeniyle Çar, onun hayatının kötü şöhretiyle bilinen Rus gizli polisi Okrana tarafından korunması gerektiğine inanmıştı. Rasputin, Okrana'nın koruması altında her kesimden konuk kabul ediyordu. Rahipler, asiller ve ordu mensupları bu ünlü Sibiryalı köylüyü ziyarete geliyordu. Ama en çok karşı cinsten konuğu vardı. Rasputin'in hayranlarıyla bir arada çekilen bu fotoğrafı ülkede binlerce kopya basılmıştı. Bu dairede yaşananlar kısa süre içinde Rusya'da konuşulmaya başlandı. Karşısına çıkan her fırsatı değerlendiriyordu. Trende, çay partisinde, neresi olursa olsun fırsat gördüğü anda onu orada görebilirdiniz. Rus hanımlar açısından oldukça sayılan bir tarzı benimsemişti. Rasputin'in ahlak dışı yaşam biçimiyle ilgili dedikodular umumi bir skandala dönüştü. Çariçe ile ilişkisi olduğu bile söyleniyordu. Rusya'daki herkes buna inanmıştı. Çariçe'nin saygınlığı yok olmuştu. İmparatorluğun adına leke sürülmüştü. Gizli buluşmalarını gösteren bu resim elden ele dolaşıyordu. Rasputin tutkulu bir erkekti ama Çariçe ile ilişkisi yoktu. Çariçe onun için geçim kaynağıydı. Onun yanındayken ahlaklı ve Tanrı'ya hizmet eden biri sayılıyordu. Bu fotoğraf, saray ailesinin tüm dedikodulara rağmen Rasputin'e güvendiğini gösteriyor. Bu adamın oğullarına yardım edebileceğine inanıyorlardı. Nikola, Aleksandra'nın öfke nöbetlerinden birine katlanmaktansa 10 tane Rasputin'e razıyım demişti. Ancak kuşkucu asil çevrelere göre Rasputin, kraliyet ailesini hiptonik bir güçle kontrol etmekteydi. Romanovlar üzerindeki etkisi parlamentoda bile açıkça tartışma konusu oluyordu. 1914'te Avrupa vahşi bir savaşın içindeydi. Rusya, Alman ordusuna karşı Fransa ve Britanya ile güç birliği içindeydi. Savaşın ilk başında elde edilen askeri zaferleri hemen ardından felaketler ve moral çöküntüsü izledi. 1915 Ekim ayı sonuna doğru savaş Rusya'ya çok ağır bir bedel ödetti. Ölü ya da yaralı askerlerin toplamı yaklaşık 1,5 milyonu bulmuştu. İddialara göre barış yanlısı olan Rasputin, Çar Nikola'yı Rus birliklerini geri çekip Almanya ile ikili anlaşma yapması için ikna etmeye çalışıyordu. Ve bu aşamada Rasputin'in Romanovlar üzerindeki etkisi artık İngiliz gizli servisinin de ilgisini çekmeye başladı. St. Petersburg'un merkezindeki Astoria Oteli'nde üstlenen İngiliz ajanları Rus müttefiklerinin kararlılığını değerlendirmeye çalışıyordu. Burası İngiltere Londra'daki bir numaralı Whitehall binası. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz gizli servisinin merkez üssü. Tarihçi Andrew Cook gizli dosyaları ve yazışmaları inceleme izni almıştı. İngiliz gizli servisi, Rasputin'in Rusya'yı etkileyen kişilerden biri olduğunu ve gizlice Almanlarla bağımsız bir barış anlaşması yapılmasından yana olduğunun farkındaydı. Önce Rus güvenliği, şimdi de İngiliz gizli servisi Rasputin'e güvenmemeye başlamıştı. Hayatı tehlikeye girmişti. Ancak tarih kayıtları, Rasputin'in Rusya'nın devlet işlerine müdahalesine son vermeye asıl karar veren kişinin Romanov ailesinin bir ferdi olduğunu yazıyordu. Prens Yusupov, Rusya'nın en zengin ve en eski ailelerinden birinin oğluydu. Oxford'da öğrenim görmüş bir züppeydi. Yusupov gibi üst düzey muhafazakar aristokratlar ülkede olup bitenleri hoş karşılamıyordu. Rusya'nın savaşta toparlanmasını hedefleyen Felix Yusupov, Rasputin'i bu alanda ciddi engel olarak görüyordu. Bu nedenle onun devreden çıkarılması prens için hayati bir önem taşıyordu. 16 Aralık 1916'da Yusupov, Rasputin'i St. Petersburg'un Moika kanalı kıyısında bulunan sarayında düzenlenen bir partiye davet etti.
Yusupova ait yazılı belgelere göre Rasputin bu davetten memnun kalmıştı. Ancak evde Yusupov'un eşi yerine yukarıda gizlenmiş birkaç kişi bulunuyordu. Ünlü bir siyasetçi olan Vladimir Pushkevich ile kraliyet ailesi üyesi Dmitri Pavlovich de bu grubun içindeydi. Ayrıca saraydaki konuklar arasında kimliği bilinmeyen iki kişi daha vardı. Rasputin bu kişilerin onu öldürmeye hazırlandığını bilmiyordu. Sabaha karşı saat 3'te Yusupov ölümcül hamleyi yaptı. Ardından suç ortaklarına gidip Rasputin'in öldüğünü haber verdi. Ama sonra cesedi kontrol ederken Rasputin aniden canlanıp onun boğazına sarıldı. Prens bağırıp canını kurtarmayı başardı. Rasputin ise insanüstü bir güçle saray bahçesinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada olayı belli bir mesafeden izleyen Pushkevich ona ateş etti. İlk kurşun Rasputin'in sırtına, ikinci kurşunsa Pushkevich'in kendi ifadesine göre başının arkasına isabet etmişti. Sonuçta suikastçılar Rasputin'in işini bitirmeyi başardı. Kurbanın sonsuza kadar yok olmasını istedikleri için cesedini yakındaki nehrin buzlu sularına attılar. Ama cansız bedeni Petrovski Köprüsü'nün hemen yanında bulundu. Polis soruşturması çok kısa sürdü. Çariçe Yusupov'u ev hapsine aldırdı. Prens olayla ilgisi olduğunu reddetti. Yusupov hiç yargılanmadı. Rasputin önce gömüldü, sonra cesedi mezarından çıkartıldı, taşıma sırasında kayboldu ve o günden bu yana hiçbir fiziksel kanıt bulunamadı. Prens ve suç ortakları cinayetten yakayı sıyırmayı başarmış görünüyordu. Katillerden ikisinin anılarına dayanarak oluşturulan ve kabul gören Rasputin'in son saatlerini anlatan öykü buydu. Ancak Yusupov olaydan 11 yıl sonra anılarını yazdı. Yusupov'un ifadesinde anlatılanlar tipik korku hikayesi gibiydi. İblis bir türlü ölmek bilmiyordu. Rasputin cinayetindeki vahşetin ölçüsü uzun süredir unutulmuş olan otopsi raporunda yeniden ortaya çıktı. Cinayetten hemen sonra çekilmiş olan olayla ilgili bir dizi fotoğraf Rus arşivlerinin tozlu raflarında saklanmıştı. O dönemde yayınlanmayan bu fotoğraflar 80 yıl önceki suç mahallini gösteriyor. Saray bahçesindeki karın üzerinde taze kan izleri görüntülenmiş. Donmuş bedeni nehirden çıkarıldıktan hemen sonraki haliyle görülüyor. Ayrıca Rasputin'in otopsisinin grafik ayrıntıları da var. Vücudunda berelenmeler ve kurşun yaraları bulunuyor. Ancak kurşunlardan biri katillerin iddia ettiği gibi başına arkadan değil, önden de yakın mesafeden girmiş. Yusupov ve Pushkevich'in ifadesinde ona belli bir mesafeden ve arkadan ateş edilmişti. Adli tıp patoloğu Profesör Derek Pounder arşive girip 1917 yılında düzenlenen otopsi raporunun aslını incelemiş. Rasputin'in fotoğraflarını görünce şaşırdım. Var olduklarını bile bilmiyordum. Tam alnında bir kurşun yarası vardı. Bu, birini kesin öldürmek için yapılan son atıştır. Otopsi kanıtlarına baktığımız zaman, Pushkevich'in ve Yusupov'un ifadesiyle hiç de örtüşmediğini gördük. Profesör Pounder, silahın yakından ateşlenip ateşlenmediğini anlamak için fiziksel kanıtları yeniden inceliyor. Pushkevich onu Savage tabancasıyla öldürdüğünü iddia etmişti. Bu tabanca Savage silahıyla aynı süratte ve onun gibi 32 kalibrelik kurşun atar. Özel olarak hazırlanmış bir jel kalıbı hayvan derisiyle kaplandı. Böylece insan bedenindeki kas yoğunluğunun aynısı elde edilmiş oluyordu. Çok süratli bir kamera ateşleme anını çekecekti. Barut izi ve saplanma şiddeti bize atış mesafesini gösterecek. Kurşun yakın mesafeden ateşleniyor
ve mermi saplanıyor. Kurşun deliğine bakınca barut ve saplanma izi görmüyoruz. Sadece yaranın kenarında siyah küçük bir kurşun lekesi bulunuyor. Profesör Pounder, Rasputin'in otopsi raporundaki kurşun yarasının uzun mesafeden atış sonucunda oluşmadığını saptıyor. Bu deney bize öldürücü atışın önden ve bitişik olarak yapılmış olduğunu açıkça gösteriyor. Yani katil silahı Rasputin'in iki kaşının ortasına dayamış ve tetiği öyle çekmiş. Ancak fotoğraflarda bir başka önemli farklılık da göze çarpıyor. Alnındaki yarayı incelediğimizde beklenenden daha büyük olduğunu fark ettik. Bu yaranın çapı 1.27 santim kadardı. Profesör Pounder fotoğraflara dayanarak Rasputin'in yarasının Pushkevich'in 32 kalibrelik silahından çıkan kurşunun açacağı delikten daha büyük olduğunu hesaplıyor. O zaman ortaya şu soru çıkıyor. Eğer tetiği Yusupov ve Pushkevich çekmemişse Rasputin'i öldüren ne tür bir silahtı? Bu ne olabilirdi? Bu yara 45'lik bir Webley tarafından açılmış olabilir. Webley, İngiliz ordusuna ait ve 1887 tasarımı bir toplu tabancaydı. Rasputin'in öldürüldüğü Birinci Dünya Savaşı zamanında İngiliz subayların çoğu bunu kullanıyordu. İngiliz malı Webley büyük kalibreli ve gömleksiz kurşun mermiler atardı. Oysa Savage cinsli silahta küçük kalibreli ve gömlekli mermiler kullanılırdı. Mermi bakır bir gömlekle kaplı olurdu. Gömleksiz mermiler 1907 yılında yasaklanmıştı. Çünkü hedefe saplandığında düzgün bir delik açmak yerine kurşun yön değiştirir. Böylece daha fazla doku ve kemik hasarına sebep olurdu. Bilim insanları karşılaştırma amacıyla öldürücü atışın yapıldığı mesafeden Webley'in kurşun mermisini kullanarak ateş ediyorlar. Deneme atışlarını karşılaştırdığımızda Rasputin'in alnının ortasındaki yaranın Webley'den atılan mermi deliğine çok benzediğini görüyoruz. Silahın hem uzak mesafeden ateşlenmediği hem de katillerin o dönemde kullandığı küçük kalibreli silahlardan çıkmadığı anlaşılıyordu. Adli tıbba ve balistiğe ait kanıtlar Yusupov ile Pushkevich'in ifadesiyle örtüşmüyordu. O zaman ortaya şu soru çıkıyor. Son kurşunu atan onlar değilse tetiği kim çekmişti? Bir varsayıma göre suç ortaklarından Dmitri Pavlovich büyük kalibreli silah taşıyordu. Son kurşunu o ateşlemişti. Oysa Yusupov ve Pushkevich'in ifadelerinde onun olaydan önce binadan ayrıldığı söylenmişti. Sır perdesi giderek kalınlaşıyordu. Dikkatler o gece orada bulunan iki kişiye çevrilmişti. Onların kimliği asla ortaya çıkmamıştı. Ancak eldeki kanıtlar içlerinden birini, Oswald Rainer'ı işaret ediyordu. Rainer Yusupov'la 7 yıl önce Oxford Üniversitesi'ndeyken tanışmıştı. Yıllar sonra Rainer ailesine cinayet günü orada bulunduğunu itiraf etmişti. Rainer'ın gizli operasyona katıldığına dair bir kanıt daha vardı. Rasputin'in cesedi çıkarıldıktan sonra Rainer'ın meslektaşlarından biri tarafından Rusya'daki İngiliz gizli servis şefine gönderilen not. Notta şöyle yazıyordu. İşler tam olarak plana uygun gelişmediği halde sonuçta amacımıza ulaştığımızı söyleyebilirim. Yazının devamındaysa karanlık güçlerin öldüğü belirtilmişti. Bu Rasputin'in kod adıydı. Notun sonu şöyle bitiyordu. Ne kadar işin içinde olduğumuza dair bazı garip sorular sorulmakla birlikte herkes sonucu olumlu karşıladı. Yarım kalan işlerle Rainer ilgileniyor. Ancak Rus katillerden biri ismi açıklanmayan iki kişinin Rus askeri olduğuna tanıklık etmişti. Bilgilerimize göre İngiliz gizli servisinde görevli bazı kişiler Rus paltosu ve kendilerine resmi olarak verilmiş Rus üniforması giymekteydi. İngiliz görevliler genelde Rus ordusuna ait kıyafetlerle gezerdi. Bence kanıtlar o akşam en az iki İngiliz subayının hazır bulunduğuna işaret ediyor. Bu varsayıma göre 1916 yılı Aralık ayının o meşhum gecesinde yaşananlara geri dönmemiz mümkün. Saat 3. Yusupov Sarayı. Rasputin vuruluyor. Katiller onu tekmeliyor, dövüyor.
Bu sırada elleri bağlı. Korkunç bir durum. O sırada onu öldürmek gerektiğini biliyorlar ama nasıl yapacaklarını bilemiyorlardı. Onu yere yatırmışlar. Ve eğer tarihçi Andrew Cook'un tahmini doğruysa, İngiliz ajanı Oswald Rayner onun yanında ayakta duruyordu. O noktaya gelindiğinde İngiliz subay silahını çıkarıp Rasputin'e çok yakın mesafeden ateş etmiş. Çünkü öldüğüne emin olmak için buna mecbur. Rayner hata yapmıyor. Bana kalırsa bu komplonun amacı çok açık. Olayın tek nedeni Rasputin'in gücünü kullanıp Rusya'yı savaştan çıkarma konusunda baskı yapmasıydı. Bu yüzden de İngiliz istihbaratı onu ortadan kaldırmanın en iyi yolunun Rasputin'i Rusların öldürdüğü izleniminin uyandırılmasıdır diye düşünmüştü. Rasputin'in katilleri cesedin bulunacağına asla ihtimal vermemişti. Nitekim olası katil konusundaki kuşkular ancak bir yüzyıl sonra ortaya konabildi. Eğer İngilizler Rasputin'in ölümünün Rusya'nın müttefik olarak kalmasını sağlayacağını hesapladıysa, plan başarıya ulaşmıştı. Ne var ki onun ölümünden bir yıl sonra Rusya kendini devrimin içinde buldu. Rasputin'in asil patronları Nikola ve ailesi vahşice idam edildi. Komünistler yönetime Bolşevikleri getirdi. Uğursuz bir Sibiryalı gizemci yüzünden zayıflayan Kraliyet Hanedanı'nın çöküşü ve Sovyetler Birliği'nin yükselişi böylece başlamış oluyordu.